Efendim Kerem'in çiftliğinden herkese merhaba, hayırlı günler diliyorum. 2023 sezonu Kurban Bayramı'nı önemli bir kaza olmaksızın tamamladık elhamdülillah. Genel itibariyle hem misafirlerimizin, hem personelimizin, hem de bizlerin memnun kaldığı bir yıl oldu bu 2023. Bunun için başta bizi tercih eden siz değerli misafirlerimize, sonrasında kendi ekibime çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bununla birlikte eksiklerimiz de vardı. Geçen seneden bildiğimiz fakat fırsat bulup yapamadığımız eksiklerimizin yanında tespit ettiğimiz yeni eksiklerimiz de oldu. Bunları yine teker teker not aldık. Tüm personelimizle birlikte değerlendirmemizi yaptık önümüzdeki seneler için. Etlerin hisseleri bölüştürülürken dengeli dağıtım ile ilgili birkaç kurbanda sorun yaşadık. Bununla ilgili müşterilerimiz geri bildirimde bulundular ve anlayış gösterdiler sağ olsunlar. Önümüzdeki yıl bu yönde bir eksikliğimiz olmaması adına ciddi tedbirler alacağız inşallah. Efendim önümüzdeki yıl aynı lezzet, daha iyi kalite için bir yıl boyunca biz burada çalışacağız Allah izin verirse. Tabii bu sene randevu saatine ilişkin kayda değer bir gecikme yaşamadık elhamdülillah. En fazla geciktiğimiz zaman bile 30 dakikalık süreyi çok aşmadık. Ancak kesildikten sonra sizlere teslim edilesiye kadar geçen süreç planımızdan biraz daha uzun oldu. Biz 1,5 saat öngörmüştük ancak 3 saatlere kadar uzadı bu vakit. Buradaki hata personelinden kaynaklanmıyor. Et kesme makinesi ile ilgili birkaç saat sürecek bir kalibrasyon ayarlamasının yapılması gerekiyordu. Bayram süreci içerisinde tabii ki bunu yapmamızın imkanı yoktu. Önümüzdeki sene inşallah bu eksikliğimizi de tamamlayıp kalibrasyonumuzu da yapıp sizlerin karşısına öyle çıkacağız inşallah. Birçok misafirimiz kendilerine sunulan randevu saatinin geç olmasından dert yandı haklı olarak. Ben empati yaptığımda ben de elbette Kurban Bayramı'nın ilk günü erken saatlerde kurban kesiminin bitmesini isterim. Ancak teknik olarak böyle bir imkanımız maalesef yok. Bütün misafirlerimize eş zamanlı randevu veremiyoruz. Bunun yerine hiç kimseyi burada gereksiz yere bekletmemek adına randevu sistemiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Allah izin verirse yine aynı şekilde devam edeceğiz efendim çalışmaya. Kurban ibadetinde 5 yıl hizmet sunmuş olmanın verdiği tecrübeyle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu alanda hizmet sunan meslektaşlarımıza nazaran güzel bir aşama kaydettik elhamdülillah. Hedefimiz elbette daha iyisine ulaşmak. Önümüzdeki yılda Allah izin verirse kurban adayı sayısı 45 ile 50 arasında olacak. Çünkü artık biliyoruz ki hem makinelerimiz hem personelimiz kapasite olarak bu sayıyla sınırlı. Daha üstünü kaldırabilecek durumda, kaliteli hizmet sunma noktasında kaldırabilecek durumda değiliz. Yani daha üstünü sunarsak da eksiklikler oluşacak. Bu nedenle 45-50 sayısında sabit olarak bundan sonraki senelerde de devam etme yönünde planımız var. Ciddi sayıdaki misafirimiz önümüzdeki yıl için şimdiden rezervasyon yaptırmak istediğini belirtti. Hem Kurban Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'ndan sonra WhatsApp üzerinden iletişim kurarak. Yıllardır devam eden misafirlerimiz için elbette sıralamamız mevcut. Onlar daha önceden belirttiler. Biz abone olarak devam etmek istiyoruz. Aksi durumu belirtmediğimiz müddetçe diye. Bunun yanında önümüzdeki yılda Kerem'in çiftliğini tercih etmek isteyen misafirlerimiz lütfen bana WhatsApp üzerinden bildirimde bulunsunlar ki onları da kayıt edeyim, sıraya alayım. Önümüzdeki yıl efendim satış başladığı zaman ilana çıkmadan önce, WhatsApp'ta bunu ilan etmeden veya Google reklamlarına çıkmadan önce sırasıyla bana bildirimde bulunan misafirlerimize arayıp tek tek veya mesaj atıp tek tek haber vereceğim. Bunu da ekstradan bildirmek istiyorum. Efendim son olarak sizlerden ricam lütfen bu videonun altına olumlu veya olumsuz değerlendirmelerinizi yazın, bildirin. Bizlerin göremediği eksiklikleri sizlerden öğrenerek daha güzel hizmet sunmak ümidiyle hepinize sağlıklı, bereketli ve güzel günler diliyorum. 2024 yılı Kurban Bayramı'nda Rabbim nasip ederse görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.